Biz kime gülüyorsunuz diye sormuştum. Çünkü onunla ilgili VT'miz var da. Kim başka Çağlar dışında böyle çok eğlendiğiniz tipler? Ben Uğur'a gülüyorum. Uğur abi. Uğur. Kesinlikle. Uğur ya, bir açık açık söyleyelim. Bunu ben bir seninle konuşmak istiyorum. Bir Özge'yle konuşmak istiyorum. Bir de seninle konuşmak istiyorum. Üçünüze de. İçine girdiğiniz sırada işin, yani benim hissim oydu. Şimdi insan böyle bir, yani bu kadar hani sonradan girdiğiniz için de söylüyorum. Herkes oturmuş, herkes arkadaş, herkes falan filan iş yürüyor tıkır tıkır. Böyle bir şeyin içine girmek çok zor bir şey. İçinde yer bulmak, yani bir trik bulman lazım ki oradan oh be deyip devam etmen lazım. Böyle biraz sonra da yakaladınız değil mi onu, yani yakalayana kadar bir zaman geçti yani. Evet, yani biraz kasıcı bir şey açıkçası. Ama ekipteki arkadaşların çoğunu ben tanıyordum. Hmm, o çok büyük avantaj oldu benim için. Benim ev arkadaşım. Evet. Öyle mi? Ev arkadaşı mısınız? Biz... Sorma abi. Neden abi? Mesela kıskanıyor musun? Neden yani? Kıskanıyor beni abi. Neden abi? Ne vardı geldi buraya? Beni de yanına al. Ya. Kıskançlık mı dedin? Ne yaşıyoruz dedim. Kıskançlık mı? Boy esprilerine sinirleniyor musun? Yok be abi. Kilo esprilerine sinirleniyor musun? Yok, ekmek paramız. O yüzden yiyor böyle. Ergenliğinde dalga geçtiler, kimse para vermedi. Şimdi maşallah. Ne diye dalga geçiyordu abi? Dışarıda. Abi bende şey bitmiyordu lakap. Webster diyorlardı, Arap diyorlardı, işte güdük diyorlardı. Çoktu ya. Sana var mıydı lakapların Onurcuğum? Hepsi skeçlerde kullanıldı ya. Ne varsa aşındırdılar vallahi. Bir gün ben bir tane espriye kırıldım. Ya o da artık ayıptır yani. Dedi ki ya ebesi yarısını içinde unutmuş. Bu olmamış gerçekten. Benzer bir şey var. Onur'unkini de ben söyleyeyim. Onur'un bir tane de şey vardı. Boy abdestinden evet, evet. Muhafızın sen var. O çok güzeldi. O bomboy. Bana da şey demişlerdi. Bu kesin anasının karnında ikizini yemiştir. Artık bir de şey yazıyorlar. Yani kendim skeçlerde kendimi gömüyorum. Öyle yazıyorlar. Artık. Abi. Yani. Bayağı. Bir dışarıda sorduk halkımıza, dedik ki güldür de en çok neye gülüyorsunuz dedik, nelere gülüyorsunuz dedik. Gerçekten çok enteresan cevaplar geldi, bir izleyelim. Güldür de en çok neye gülüyorsunuz? Gülmeye. Aile ortamında gülüyoruz. Bayanlardan Rutkay Aziz, o da güzel. Bilal karakterinin skeçlerinin bütün hepsini seviyorum. Her şeyine gülüyorum. Vallahi bir tane bayan var. Şöyle burnu hafif uzun olan bir bayan var. Yeter Hanım'ı çok seviyorum. Sorulan sorular var ya. Alişe'nin soruları güzel onlar. Şevket hoca var ya, ne diyeceğim? Pijamalı Şevket hoca. Eşortmalı Şevket hoca en güzeli o. Hareketli okey kafalı adam çok güldürüyor beni. Bir de onun eşi vardı ya, bir tane. Bağırıyor böyle, gırtlak sesi falan, ses tuhafı çıkıyor. Ali Sunal hoşumaydı o şeye basması. Şevket'e çok gülüyorum. Bir de İsmail'in karşısında adı neydi ya? Özellikle Erdem'in surat ifadelerine çok gülüyorum. Bütün karakterleri çok iyi. Özellikle Bilal ve hangisiydi o şey, kel olan Alper Kul. Aralarda kesiyor olması, onu zile basması zaten en büyük komiklik orada. Hataları yine güldürel bir yüzle teşvik ediyor insanlara. İsmini bilmiyorum da hani bir tane kilolu adam var ya. İbrahim. İbrahim, aynen, İbrahim'e çok gülüyorum abi ben ya. Geçenlerde bir yakınım hastaneye yattı. Onu izlemeye gittik, onu bulmaya gittik. Onun yakını olan kişiye, yani bana da yakın. Dedi ki annemi hastanede, kolunu ve bacağını hastanede tedaviye almışlar. Annem iyi. Yahu tamam da annenin sadece bacağı koluysa tedaviye alırlar mı? Biz buna hastanede gülmeye başladık, doktorlar da gülmeye başladılar. Güldür de Ali Sunal'ın oynadığı bir dizi. Bunu da izledim ve bunun bir de kız kardeşi var zannedersem sanatla ilgilenen, ismini çıkaramayacağım. Bunları da seviyoruz. Artı babasının da kitabını da okudum. Yani bir insanın bacağı kolu tedavi alınmaz. Siz de olsanız gülersiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.